Evet, herkese merhaba. Bugün konumuz bütün tavuğun parçalanması. Bütün tavuktan çıkabilecek bütün parçaları size tanıtmak istiyorum. Şimdi hızlıca gelin tavuğumuzu parçalayalım ve tavuktan çıkabilecek bütün kısımları inceleyelim. İlk önce bütün tavuğumuzu ortadan ikiye ayırıyoruz. But kısımlarından tutarak İlk önce derili kısımlarını bıçak yardımıyla açarak keseceğimiz yeri görmeye çalışıyoruz. Derili kısımları kestikten sonra bıçağımızın gideceği yeri görmüş oluyoruz. Ve bu şekilde bıçak darbelerini derinleştirerek tavuğumuzu İç kısmını görmüş oluyoruz. İç kısmında kaburga kısmı gözükmekte ve çok basit şöyle şu hareketi yaparak bıçağın kesmesi gerektiği yeri görmüş oluyoruz. Ve bu kısımdan bıçağımızı ilerlettirerek bütün tavuğumuzu iki parçaya ayırmış oluyoruz. Kalçalı but kısımları ve göğüs etiyle kanatların oluştuğu kısımlar. Şimdi kanatlarını çıkarmaya gelelim. Kanatlarını da çıkarırken yine ilk önce derili kısmını çizik atarak keseceğimiz yeri görmeye çalışıyoruz. Bu işlemi birkaç defa yaptıkça kemiklerin nereden geçtiğini daha iyi anlarız ve bu şekilde elimiz daha pratik kazanmış olur. Burada yuvarlak bir kemik olduğunu biliyorum ve bu şekilde yuvarlak bir kesik atıyorum. Burada eklem yerini görmem gerekiyor. Yine bıçağımın geçeceği yeri, devam edeceği yeri görmem için eklem yerini gördüm. Şu kısım. Bu kısım yine benim bıçağımın geçmesi gerektiği yer. Asla bıçağı zorlamıyoruz, kemiğe zorlamıyoruz. Hem kazalara karşı hem de bıçağımızın körlenmesine karşı olumsuz bir hareket. Ve ilk kanadımızı uç kanat ve orta kanat olmak üzere ilk kanadımızı çıkarmış oluyoruz. Yine aynı şekilde diğer kısmını gerçekleştirelim. Derili kısmı kesiyorum ilk önce. Burada dikkat etmem gereken şey yuvarlak kısmı düzgün yapmazsam eğer göğüs etine zarar vermiş olurum. Burada buna dikkat ediyorum. Evet yine geçeceğim yeri görebilmem için hafif kanadı zorluyorum ve şu kısımdan geçeceğimi görüyorum. İki kemik arasından bıçağımı devam ettirerek İkinci kanadımı çıkarmış oluyorum. Şimdi burada benim elimde göğüs kısmı var ve kaburga kısmı var. Bu kısımda genellikle çorbalık ya da sos için hazırlık yaparız. Biz buna fond diyoruz. Kemik suyu yani. Kemik suyu hazırlığında biz bu kısımdan faydalanırız. Hem kemik var hem de bir miktar şurada et kısmı olduğu için. Şimdi göğüs kısmını çıkaralım. Göğüs kısmını çıkarmadan önce şu deriden bir kurtulalım. Evet, kurtulalım derken bu deriyi de çöpe atmıyoruz tabii ki. Bu deri bize fırında tavuğun herhangi bir kısmını pişireceğimiz zaman bize kılıf görevi görür. Tavuğun daha kontrollü bir şekilde pişmesine yardımcı olur. Evet, şu şekilde deri kısmından kurtulduktan sonra iki parça göğüs etini çıkaracağız. Evet, dediğim gibi bu kısım fırında herhangi bir tavuğun bir kısmıyla sarma ya da göğüs etini açarak herhangi bir yemek yapacaksak eğer bunu kılıf olarak kullanabiliriz. Evet, göğüs etinin şimdi
parçalarını çıkaralım. İlk önce yapmamız gereken şey orta kemiği hissedip bıçağı orta kemiğin sağından ve solundan devam ettirmek. İlk önce soldaki parçayı çıkaracağım için orta kemiği hissederek şöyle bir çizik atıyorum. Kemiğin sol tarafına gelecek şekilde. Burada yapmam gereken şey kemiği sıyırarak bu işlemi yapmak. Bu sıyırma işlemi göğüs etinin daha az fire vermesine yardımcı olur. O yüzden kemikten ses gelecek şekilde, şu sesi duyacak şekilde göğüs etini almaya gayret gösteriyoruz. Evet. İlk parçamızı çıkardım. Burada tavuğun bonfilesi göğüs etine yapışık bir şekilde bulunur. Şöyle çektiğimiz zaman gelir. Diğer kısmı çıkarmak için de yine kemiğin dip tarafından başlayarak sıyırma işlemini gerçekleştirerek olabildiğince az göğüs etine zarar vererek sıyırma işlemini ve göğüs etini çıkarmaya devam ediyorum. Göğüs eti tavuğun en yağsız olan kısmıdır. O yüzden buranın pişirilmesinde daha fazla lezzetlendirmeye ihtiyaç vardır. Bunu direkt tavada kızartacaksak eğer sade yağ kullanmanızı ve kızartma işlemini muhakkak döküm tavada gerçekleştirmenizi ve sarımsak, biberiye gibi aromalardan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Yine ikinci kısmımız ve bonfile burada da var. İki parça bonfilemiz. Bunu da çıkarıyorum, bu şekilde koyuyorum. Evet, dediğim gibi bu kısım tamamen çorbalık dediğimiz kısım. Buradan elde edeceğimiz sularla çorba, sos ve yemek yapımında kullanabiliriz. Şimdi gelelim tavuğun diğer genel olarak ikinci kısmına, iki parçaya ayırmıştık ikinci bölümüne. Burada kalçalı but kısmımız var. Yine ortada çorbalık dediğimiz kısımlar var. Tavuğun ciğerleri ve kaburga kısmı olmak üzere. Burada yapmamız gereken şey bu kemiğin yine yapısını anlayıp ona göre bıçak darbelerimizi gerçekleştirmek. Burada yassı bir kemik yapısı var. Şöyle dokunduğumuz zaman anlarız zaten. Bu kemiğin altından geçecek şekilde kalçalı butumuzu çıkarmaya çalışacağım. Bu tarz işlemlerde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bıçağı asla kendi yönümüze doğru değil, ileriye doğru hamleler yaparak et parçalamaya çalışmak. Kör bıçakla çalışmamak. Bu da tavuğun gerisi denilen kısım. Buranın da çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bu kısımda yağlı bir kısım. Aynı şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl kuzuda kuyruk yağı lezzetliyse tavuğun da gerisi bu kısmı çeşitli yerlerde kullanılabiliyor. Şimdi burada yine bir kemiğimiz var. Kalçayı gövdeye bağlayan kemik hemen ortaya çıktı zaten. Bu da yine bıçağımın geçeceği yeri bana gösteriyor. Bu kemiğin altından devam ediyorum ve ilk kalçalı but kısmını bu şekilde çıkarmış oluyorum. Yine aynı işlemi burada gerçekleştireceğim. Şurada yassı bir kemik olduğunu zaten bir ya da iki parçalamada anlarsınız. Daha sonra bu kemiğin altından devam edecek şekilde bıçağa bir darbe, daha sonra şöyle bir zorlama sonucunda şu kemiğin çıkmasını gördükten sonra kesme işlemi kolaylaşıyor. Parçalama işlemi daha net bir hale geliyor. Evet, bunu da yine az sonra yapacağım kemik suyunda kullanacağım. Evet, kalçalı but kısmımız 2 tane. Yine bonfilemiz ve kanat kısımlarımız, uç kanat ve orta kanat olmak üzere 2 parça göğüs etimiz
çıktı. Şimdi daha farklı parçalar hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. Mesela şu kanatla ilgili. İlk önce şu kanadın uç kısmını biz kullanmıyoruz. Ama bu uç kısımlar tırlarla Çin'e gidiyor. Çin'de bu sokak lezzeti olarak uç kısımlar kızartılarak tüketiliyor. Uç kısım nasıl çıkarılır? Yine şuradaki eklem yerine hissederek bıçak darbemi tam ortasına kesecek şekilde ayırıyorum. Uç kısım. Bu da orta kanat, yani iki kemikli ve tek kemikli olmak üzere kanadımız. Yine aynı şekilde bunun da uç kısmını keselim. Şimdi kalçalı but kısmını ayırmayı göstereyim size. Kalçalı but kısmını ayırmadaki püf noktası da şuradaki beyaz yağlardır. Bu yağlar bize bıçağımızın geçeceği yerleri göstermektedir. Yol niteliğindedir. Burada şu şekilde koyduğumuz zaman kalçalı butumuzu şuradaki beyaz yağ çizgisini takip ederek bıçak darbesini buraya kesiyorum. Daha sonra yine burada göreceğim yine bir kemik var. Onu görmeye çalışıyorum. Butla kalça kısmını bağlayan eklem ve bu kemiğin arkasından geçerek kalçalı but kısmını da bu şekilde ayırmış oluyorum. Az sonra da bunu pirzola haline nasıl getiririz bunu göreceğiz. Diğer kalçalı butumuzu ayıralım. Dediğim gibi şurada beyaz bir çizgimiz var. Buraya bir çizik attığımız zaman kalçayla but arasındaki kemiği birazcık da zorladığımız zaman kemik ortaya çıkıyor zaten. Şurası. Ve bunun altından geçerek but kısmını bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Bu kalça kısmı tavuk pirzola elde edilen kısım. Burada kemiğimizi dediğim gibi bıçak darbelerini her zaman şöyle ileriye doğru yapacak şekilde olmalı. Burada kemiğimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Daha sonra şu kısmı da etimizden kurtararak şu sıyırma işlemini de yaparak pirzolamızı hazır hale getiriyoruz. Burada püf noktası olarak şunu söyleyebilirim. Izgarada olsun, tavada olsun. Tabi döküm tava olursa çok daha iyi olur. Bu tarz pişirme yöntemlerinde her zaman tavuğumuzun bu derisi varsa eğer derili kısımdan pişirmeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Bunun nedeni ise tavuğun daha kontrollü bir şekilde pişmeye başlamasına yardımcı olur. Yapışmamasına yardımcı olur. Sonuçta daha lezzetli bir sonuç elde edersiniz. Evet, bu kısmımızı da şöyle koyalım bu kısmı. Diğer parçamızı alalım yine. Oradan da bir gösterelim. İlk önce kemiği birazcık gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sonra şuradaki sinirler var. Bunlar tam bitmiş değil. Tabi bunu biraz daha işlemek gerekiyor. Buradaki sinirleri, buradaki fazla yağları birazcık temizlemek gerekiyor. Ondan sonra kullanıma hazır olur. Şurada deri toplanmış. Bunu da şöyle düzeltiyoruz. Ve pişirmeye hazırlıyoruz. Göğüs eti. Göğüs etinden şinitsellik çıkarabiliriz. Burada şinitselimizin kalınlığı göğüs etinden bir göğüs etinden iki tane çıkarmanızı tavsiye ederim. Bundaki püf noktası ise bu şekilde göğüs etini yerleştirdikten sonra üstten elimizle baskı kurduktan sonra keskin bir bıçak yardımı ile birlikte bu şekilde rahatlıkla çıkarabiliriz. Evet, tavuğumuzun parçaları bunlar. Tekrar tanıtacak olursak eğer iki parça bonfilemiz var.
Kanat kısımlarımız var. Uç kısımlarını ayırdık. Pirzola kısmımız var. İki parça yine göğüs etimiz. But kısımlarımız. Göğüs etinden çıkan derili kısım sarma yapımında kullanmak üzere bekletiyoruz. Ve burada çorbalık dediğimiz fond hazırlamada kullandığımız kısımlar. Evet, umarım video faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. İyi günler.